Şimdi taç ekranımızda aslında Musul operasyonunun şemsiyesi altında, çatısı altındaki haberler için haritaya geldik. Çünkü gerçekten bölgenin değişik merkezlerinden haberler geliyor ve bu haberleri bir toparlayalım, derleyelim, derli toplu sizlere aktaralım istedik. Haritanın tabii ki bir başka yanı burada Musul ve çevresindeki durum, yapılaşma, neresi, kimin elinde başlığıyla verilen yapılaşma, bu görülebiliyor. Şimdi özellikle Haydar el-İbadi ve ardından da DAEŞ'in lideri olduğu söylenen Bağdadi'nin açıklamaları var. Haydar İbadi'nin açıklamaları aslında bu haritanın biraz daha kuzeyiyle alakalı, Türkiye ile alakalı ama gene de burada merkez Musul. İbadi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin izin almadan Musul'a müdahalesinin ülkeye saldırı sayılacağını söyledi. Öteki habere de gelince elebaşı DAEŞ'in Ebu Bekir el-Bağdadi operasyondan beri ilk kez yayınladığı sesli mesajında DAEŞ'lilere Türkiye'ye saldırmaları çağrısında bulundu. Yani iki yerden, tabii ki Bağdadi'nin nerede olduğu bilinmiyor ama bir Bağdat'tan konu Musul, Musul çevresi, iki belirsiz bir yerden Rakka olabilir. Oradan hedef Türkiye gösteriliyor. Irak'ın egemenliğine ve halkının iradesine saygı göstermeden zorla girmeyi tercih ettiğiniz işin tek adı saldırıdır. Sonunda her saldırı ulusal bir eylemle karşılaşır. Ve tüm şeriat kanunlarına göre hakkını, ırzını, malını, kanını savunarak ölenler şehit olurlar. Çünkü bu bir savunmadır ve saldırıyı gerçekleştiren biz değiliz. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Devlet Televizyonu'na konuştu. İbadi, Türkiye ile savaşmak istemediklerini ancak gerekirse kendilerini savunacaklarını yineledi. İki komşu ülke arasında savaş olursa ikisi de zararlı çıkar. Çatışma ve anlaşmazlıklar devam ederse iki halkın da kaybı olur. Bu yüzden savaş istekli değiliz. Irak Başbakanı bazı ülkelerin Türkiye'yi kendilerine karşı kışkırttığını belirtti. Öte yandan Musul'a operasyonun başladığı 17 Ekim'den beri DAEŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi ilk kez sesli mesaj yayınladı. Bağdadi, Türkiye ateistlerle işbirliği yapıyor dedi, militanlarına Türkiye'ye saldırı çağrısı yaptı. Bağdadi ayrıca Musul'da zafer elde edeceklerinden emin olduklarını söyledi. Sıradaki haber için yeniden haritada bazı yerleri gösterelim. Bir kere bu taranmış bölgeler yavaş yavaş gelişiyor, büyüyor. Bunlar DAEŞ'in elinden alınan yerler. Son zamanlarda Irak ordusunun özellikle güneyden kuzeye doğru, yani Musul'un güneyinden hareketi dikkat çekiyor. Bu arada bu tarafta, yani doğu tarafında bir duraklama var. Aslında genel olarak Musul operasyonunda bir yavaşlama var. Fakat bir takım köyler ele geçirildikçe insanlar oradan yavaş yavaş uzaklaşıyor ve bölgedeki değişik kamplara götürülüyor. Peki sayı, Irak Merkezi Yönetimi'nin yaptığı açıklamaya göre 16 bini buldu. Musullu sivillerin kentten kaçışı sürüyor. DAEŞ'ten kurtarılan Gökçeli Mahallesi sakinleri ellerinde beyaz bayraklarla Musul'u terk etti. Kentte kalan siviller ise hedef olmamak için pencerelerine ve çatılara beyaz bayrak asıyor. Evlerini terk edenlerin büyük çoğunluğunun adresi Hazer Kampı. Yaklaşık 8500 çadırın kurulu olduğu kampta sığınmacıların temel ihtiyaçları karşılanıyor. Ancak son günlerdeki hava koşulları hayatı zorlaştırdı. Yağmura karşı kıyafete ve battaniye ihtiyacımız var. Evlerimizi yanımıza hiçbir şey almadan terk ettik. Çocuklarımın kıyafetleri bile yok. Kampın yöneticisi 3000'den fazla kişi için yardıma ihtiyaç duyduklarını söyledi. DAEŞ'ten kurtarılan Irak'ın en büyük Hristiyan kenti Karakuş'ta yaralarını sarmaya çalışıyor. Şehre geri dönenler DAEŞ tarafından yakılan kilisede dua etti. DAEŞ'ten kurtarılan evlerde ise silah ve mühimmat arama çalışmaları devam ediyor. Askerler Bodrum'da füze ve havan mermileri gibi çok sayıda cephane buldu. Şükürler olsun ki gelip her şeyi aldılar. Çünkü Irak Göç ve Göçmenler Bakan Yardımcısı Casim Elatiye,
Musul operasyonu başladığından beri yaklaşık 16 bin kişinin yeni kurulan kamplara gittiğini söyledi. 17 Ekim'de başlayan harekatta şimdiye kadar 109 köy DAEŞ'ten kurtarıldı. Haritada aslında bir hat üzerinde diyebileceğimiz 3 merkez var. Onları size gösterelim. Bunlar malum Başika üssü, burada bir Türk birliği var. Telafer özellikle Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bir yer ve Musul'u kontrol eden DAEŞ'in elinde bulunan bir yer ve Sincar. Bu hattaki bu merkezler Türkiye açısından çok önemli. Uzun uzun anlatmakta zaman kaybı olur ama Türkiye buralarla çok yakından ilgileniyor. Ve bir başka konu Haçlı Şabi adlı Şii yapılanma. Altında birçok örgüt var ve bunlar bir birlik oluşturuyorlar. Onlar da Tel Afer'e gidiyoruz, gideceğiz, oraya gireceğiz açıklamaları yapıyor. Tel Afer şu Sünni ağırlıklı bir yer, hatta öylesine Sünni ağırlıklı bir yer ki eğer iş çığırından çıkarsa buradaki yerel Türkmenler, Sünni Türkmenlerin kurtulmak için DAEŞ'ten gönülsüz davranacaklarına dair bir takım yorumlar bile yapılmakta. Peki Haçlı Şabi ile ilgili olarak Washington ne düşünüyor? Bir açıklama geldi. Türkiye bu konuya çok hassas. Açıklama şöyle. Savunma Bakanlığı'ndan geldi açıklama. Haçlı Şabi'yi desteklemeyeceğiz. Bakanlık sözcüsü Jeff Davis, Haçlı Şabi'nin Irak kontrolü altında hareket etse bile Haçlı Şabi, Birleşik Devletler'in Şii milis gruba destek vermeyeceğini söyledi. Haçlı Şabi'nin Tel Afer'e doğru gittiğini doğruladı Davis. Şii milislerin Tel Afer'e varana kadar kayda değer bir mesafe kaydetmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Evet, haritadan yavaş yavaş uzaklaştık ama tekrar verebiliriz. Yönetmen arkadaşımdan rica edelim, Ayşe Şanlı'dan. Haritada bir merkez daha vardı. Biraz adı daha önce pek duyulmadı, yabancı gelebilir. Alsihan diye bir yer. Sıradaki haberimiz bununla ilgili. Ve şimdi de fotoğrafı verelim. Enteresan çünkü. O fotoğraf üzerinden haberimizi de sunalım. Evet, siviller DAEŞ'ten kurtulunca köyleri yavaş yavaş terk ediyorlar. Tabii ki terk edenler sadece insanlar değil, onlar için çok değerli olan hayvanları da işte bir sürü çobanları tarafından beyaz bayrakla böylece bir kentten çıkarılıyor. O çıkarılanlar dediğimiz gibi kamplara gidiyordu. O kamplardan birisini de Mavi Hilal adlı kuruluş, bir Türk vakfı yapıyor. Vakıf çalışanları Musul'a yakın bir yerde, Sihan'da, gösterdik haritada, kampta gıda ve kıyafet dağıtıyor göçmenlere. DAEŞ'ten, çatışmalardan kaçmak için yollara düşüyor, günlerce yürüyorlar. Irak'ta büyük bir göç dalgası yaşanıyor. 3 milyondan fazla Iraklı evlerini terk edip ülke içinde başka bölgelere gitti. DAEŞ'ten kaçtık, kendimizi kurtardık. Annem, babam, kardeşlerim ellerinde kaldı. Bir çocuğum yol koşullarına dayanamadı, kaybettik. Burada yardımlarla yaşıyoruz. Türk Yardım Kuruluşu Mavi Hilal, bu kadın gibi binlerce Iraklıya gıda kıyafet sağlıyor. Vakıf şimdi de Musul'daki operasyondan kaçanlara elini açtı. Musul'a 40 kilometre mesafedeki Şihan'da kamp kuruldu. Savaştan kaçabiliyorlar ama bakımsızlık veya koşulların yetersizliği nedeniyle bu sefer hayatlarını kaybeden insanlarla karşılaşıyoruz. Bebek bekleyen annelerle, yaşlılarla, çocuklarla. Bizler kendi ülkelerinde yardım sağlıyoruz ve yardım sağladığımız için hayatta kalabiliyorlar, ülke değiştirmek zorunda kalmıyorlar. En son Şihan'da bir aile ziyaret etmiştik. Orada iki tane kız kardeşin deri hastalığı beni çok etkilemişti. Doktor veya ilaç tedavisi imkanları olmadığı için çok kötü hallerdi. Biz ailesiyle görüştüğümüzde artık sonunu bekliyoruz dediler. Mavi Hilal gıda kıyafet dağıtıyor, okulları onarıyor, çadır kentlere çocuk parkı inşa ediyor. 1999'da kurulan vakıf daha önce de Kosova, İran ve Suriye gibi ülkelerde yardım dağıtmıştı. Sıradaki haber bültenimize şimdi.